Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Apex ile alakalı temel şeyleri anlatmaya çalışacağım. Tabi bildiğim kadarıyla daha önce bir site oluşturmuştum. Bildiğim şeyleri bu siteye yüklemeye çalışıyorum. Buradan anlatmaya çalışacağım. Buraya yüklediğim şeylerden yola çıkarak temel şeyleri öğrenmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi ana sayfamda Apex diye bir menü item var. Orada Apex Basic diyor. En temel şeyler. Bütün dillerde olan temel şeyler. Yani siz bugün PHP öğrenseniz ya da Java öğrenseniz ya da JavaScript öğrenseniz fark etmiyor. Neredeyse bütün dillerde aynı basic şeyler var, temel şeyler var. O yüzden onları bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Apex Collections'a geçeriz daha sonra. O şekilde devam ederiz. Şu anda Base'i açıyorum. Burada gördüğünüz gibi 17 konudan oluşan temel bilgiler var. Ben birincisinden başlıyorum. Birincisinde ne diyor? İngilizce yazdığım için burada önemli olan şeyleri söyleyeceğim sadece. Önemli olan neler var? Apex tamamen Salesforce tarafından geliştirilmiş bir program. Onun dışında ne bilmeniz gerekiyor? Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Apex Salesforce tarafından geliştirilmiştir. Java'ya çok fazla benziyor. O yüzden Java bilenler Apex'i çok daha rahat öğrenebiliyor, anlayabiliyor. Yani Java ile %95 aynı olduğunu düşünüyorum. Daha önce biraz Java çalışmıştım. O yüzden Apex çalışırken daha kolay öğrendiğimi fark ettim. Ya bundan fazla bir şey bilmenize gerek yok şu anda Apex ile alakalı. Bunu bildikten sonra direkt Apex'in basic temel konularını çalışmaya başlayabilirsiniz. Şurada ne diyor ona bakalım. Apex is included. Yani Apex Salesforce'un bütün editionlarında var. O yüzden hangi edition'ı kullanıyorsanız kullanın. Apex'i de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bir başlangıç yapalım. Daha sonra burada ikinci konumuz yorumlar. Evet, bütün dillerde yorum yani comments diye bir konu var. Bu ne işe yarıyor? Bazen yazdığımız bazı kodları kullanmak istemeyebiliriz. Ya da yazdığımız kodlarla alakalı başında veya sonunda yorum yazabiliriz. O kodun neden yazıldığını anlatacak. Daha sonra hatırlama adına böyle kısa kısa yorumlar yazmak isteyebilirsiniz. Eğer bunları direkt yazarsanız Apex bunları kod olarak algılayacağı için hata verecek. O yüzden siz bunları bazı sembollerle yorum olarak girmeniz gerekiyor. Yani Apex'in onları görmemesi gerekiyor. Kod olarak algılamaması gerekiyor ki hata vermesin. Biz bunu ikiye ayırıyoruz. Birincisi single line, tek satırda olan yorumlar. Tek satırda yorum yazmak istiyorsanız başına iki tane slash koymanız gerekiyor. Eğer bu örnekten de gördüğünüz gibi birincisi yorum. Çünkü başında gördüğünüz gibi iki tane sembol var. Slash var. Yorum olduğu için rengi de değişiyor. İkincisi yorum olmadığı için siz bu kodu execute yaptığınız zaman ikincisi çalışacak, birincisi çalışmayacak. Eğer siz birden fazla satırlarda yorum yazmak istiyorsanız o zaman başına slash star ve en sonuna da slash
star slash koymanız gerekiyor. Yani her birine iki slash koyacağınıza sadece başına ve sonuna slash star slash koyarsanız oradaki bütün satırlar yorum olmuş olur. Biz bunu org'da görmeye çalışalım. Org'a gidelim. Oradan da Developer Console'a gidelim. Orada yazmaya çalışalım. Ve neyden bahsettiğimi daha rahat görelim. Evet, burada biz direkt NNMS Window'da kod yazabiliyoruz. Burada yazıp görmeye çalışalım. Diyelim ki siz system.debug içinde de bir şeyler yazarsanız, diyelim ki adımı yazmak istiyorum. Bunu çoğaltırsak, soyadımı yazayım. En sonunda da ikisini beraber yazayım. Siz bunu run yaptığınız zaman, yani execute yaptığınız zaman üçünün de sistemde gözüktüğünü göreceksiniz. Şu anda açıyorum, bakıyorum. Üçünü de görebiliyorum. Hatırlarsanız 3 tane yazmıştım. Engin birinci satırımız. Burada birinci satır olarak Engin debug'ımızda Engin var. Yani execution log'da hepsini görebiliyoruz. Ama siz en sondakini görmek istemiyorsanız başına iki slash koyarsanız rengi değişiyor ve bu yorum oluyor. Artık bunu sistem görmüyor. Ya da diyelim ki şöyle yapmak istiyorsunuz. Bunun başına first name yazdınız. Şu şekilde yazdığınız zaman ve bir şey ifade etmediği için, Apex'te böyle bir şey olmadığı için, Apex'te tanımlanmadığı için siz bunu execute yaptığınız zaman size hata verecek. Çünkü böyle bir şey yok. Yani sistem debug'ın içinde yazılmamış, bir değişkenle belirtilmemiş, değişken size tanımlanmamış. O yüzden sistem hata veriyor. Siz bu şekilde first name yani sadece hatırlamak için, ne olduğunu bilmek için başına first name yazıyorsanız bunu yorum olarak belirtmeniz gerekiyor. Aynı şekilde başvurguda last name derseniz yine başına iki slash koymadığınız zaman hata verdiğini göreceksiniz. O yüzden eğer yorumsa başına slash koyun. Bunlar da hata vermiyor çünkü bunlar tanımlanmış Apex'te karşılığı olan şeyler. O yüzden bunlarda hata bulamazsınız. Buraya da last name diyelim. Buraya full name diyelim. Bunu da yorum şeklinde yazmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sadece tanımlama adına, ne olduğunu bilme adına, ileride yazdığımız kodların ne anlama geldiğini bilme adına böyle yorumlar ekleyebiliyoruz. Daha sonra aradan zaman geçince biz yazdığımız kodlara baktığımız zaman hangi kodu neden yazmıştık ya da o kodda hatırlamamız gereken neler var, önemli şeyler. Onları bu şekilde yorum şeklinde eklerseniz başına sonuna ekleyebilirsiniz. Hatırlamanıza yardımcı olur. Bizim şimdi execute yapsak hepsini execute yaptığını göreceksiniz. Çünkü tanımlanmayan şeyleri, Apex tarafından tanınmayacak şeyleri biz yorum içine aldık ve hiçbiri print olmadı. Görüyorsunuz ikinci satır Engin ama benim birinci satırım vardı. Birinci satırımda ne var? Yorum var. Birinci satırda yorum var, 3'te yorum var ve 5'te yorum var. O yüzden onları sistem print yapmıyor. 2, 4 ve 6 ikinci, dördüncü ve altıncı satırları print yapıyor. Diyelim ki siz birden fazla satırınız var ve hepsini yorum yapmak istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Şöyle diyelim. Ya buraya siz birinci olarak first name, second name, last name olarak first name, last name ve full name olarak belirttiniz. Daha sonra diyelim ki sistem debug içinde başka şeyleri belirtmek istiyorsunuz.
Diyelim ki Will Smith diye başka bir isim belirttiniz. Ve bir ikinci ve üçüncü şekil burada yazdıklarınızı print yapmak istemiyorsunuz. Birinci, ikinci ve üçüncü satırda yazdıklarınızı print yapmak istemiyorsunuz. O zaman hepsinin başına slash koyabilirsiniz. Bu şekilde iki slash ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de olur. Ama diyelim ki çok fazla var. Yani uzun bir kod yazdınız ve o kodu kullanmak istemiyorsunuz. Ve onu yorum olarak belirtmek istiyorsunuz. O zaman başına slash star koyunca hepsi yorum oluyor. Yani slash star yeter mi diye düşünebilirsiniz. Yetmez. Hepsi yorum oluyor. Yani sizin yazdığınız bütün kodlar yorum oluyor. Ama ben son satırı yorumun içine almak istemiyorum. O yüzden bir yerde bitirmem gerekiyor. Şu üçüncü satırın sonunda siz bunu star slash ile bitirebilirsiniz. O zaman sizin 3 satır dışındaki satırlarınız execute olmuş olacak. Diğerleri yorum olarak kalacağı için bunlar execute olmayacak. Bakalım execute yapalım ve sonucu görelim. Gördüğünüz gibi sadece 5. satırımız debug'da gözüküyor. Diğerleri gözükmüyor. 4'te zaten bir şey yok. Diğerleri gözükmüyor. Evet, yorumlar olarak bu şekilde bu şekilde bilmeniz yeterli. Eğer birden fazlaysa yine iki slash kullanabilirsiniz ama her satırın başına koymanız gerekiyor. Ama her satırın başına koymak istemiyorsanız o zaman slash star ile başlatıp star slash ile bitirirseniz bu şekilde benim yaptığım gibi o zaman başladığı yer ve bittiği yer belli olduğu için bütün satırların başına iki slash koymanıza gerek kalmaz. Bunu bu şekilde bilelim. Tekrar bakalım. Eğer single'sa başına iki slash koyuyoruz. Eğer single değilse ve birden fazlaysa başına slash star, sonuna da star slash koyuyoruz. O şekilde yorumlarımızı belirtiyoruz. Ben burada oluşturduğum basic konuların sonuna birkaç soru ekledim. Bu soruları da çözebilirsiniz. Şöyle bakalım sorularımıza ne diyor. Evet. How many lines of the following code will be commented diyor. Kaç tanesi yorum içine alınacak? Gördüğünüz gibi iki satırımız yorum içinde. Slash star ile başladı. Star slash ile bitti. Bu iki tanesi yorum. Sonucuya bakıyorum. Sonuncusu da yorum. Çünkü başında iki slash var. Yani burada multi line var. Burada da single line var. O yüzden bizim 3 satırımızda yorum içinde olduğu için doğru cevabımız 3 olacak. İkinci sorumuza gidelim. Insert the missing part diyor. Bunları yorum yapmak için. Gördüğünüz gibi birincisi single line comment. İki slash koymamız gerekiyor. İkincisinde ise multi line olduğu için multi line değil de sadece bize bu soruda multi line olması için nelere hangi sembollere ihtiyaç var onu soruyor. Slash star ile başladık. Star slash ile bitirmemiz gerekiyor. Bu şekilde bu soruyu çözebiliriz. Üçüncü sorumuz ne? Single line comment start with two forward slashes diyor. Doğru. Ve sonuncu sorumuzda da multi line comment start with bununla başlıyordu. Ünlem işareti ve bununla bitiyor diyor. Böyle bir şey yok. Bunlar arasında yazınlar ignore olacak diyor. Yani yazılmayacak. Böyle bir şey yok. Sadece iki şekilde yazabiliyoruz. Ya her satırın başına iki slash koymamız gerekiyor. Ya da slash star'la başladık. Star slash'la bitirmemiz gerekiyor. Ama bu şekilde bizim yorum yapma yetkimiz yok Apex'te. O yüzden buna yanlış diyoruz. Evet. Bu şekilde sorularımızı çözdükten sonra bir sonraki konuyla bir sonraki videoda devam edelim inşallah.